ordu şahinin burada. Biz kimseden korkmayız, halkın içinden gelen orduya hizmet veren. İdris Naim Şahin'le bizlere bir güç veren. Saadet Partisi Fatsa Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüseyin Akkot ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İdris Naim Şahin sizleri sevgiyle selamlıyor. Sevdamız hep birlikte el ele, Şahin'le biz bir için. Değerli misafirlerimiz, kısacık bir hasret giderdik. Güzel oldu mu? Sayın Bakanımızla. Eyvallah. Şimdi ilk olarak selamlama konuşmalarını yapmak üzere Saadet Partisi İlçe Başkanımız Sayın İsmail Koçan'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Birimizle tek bir ses size olacak. Nefes şanlanacak. Çok kıymetli beyefendiler, muhterem hanımefendiler, teşkilatımızın güzide mensupları, bugün Fatsa'da sizlerle buluşmak o kadar güzel ki bunu duygularla ifade etmem mümkün değil. Hepiniz hoş geldiniz. Fatsa'yla buluşmak hiç bu kadar güzel olmamıştı. Şunu söylemek istiyorum. O sene, bu sene, o seçim 31 Mart seçimi. Pusulada birinci, sandıkta birinciyiz inşallah. Ben sözlerimi fazla uzatmadan sözün sahibine teslim etmek istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Yine alkışlarınızla Fatsa Belediye Başkan Adayımız Sayın Hüseyin Akkot geliyor. Buyurun Sayın Başkanım. Bize tek bir ses size olacak, nefes şanlanacak saadet. İdris Naim tek adres, İdris Naim. Evet, biz su alalım. Su alalım. Bize tek bir ses. Sayın ilçe başkanı, ezan okuyunuz. Sayın ilçe başkanı, Sayın İl Başkanım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız İdris Naim Şahin, Fatsa'nın güzel insanları, değerli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Bizleri bir güzel günde bir araya getiren Yüce Rabbime şükürler olsun. Bildiğiniz gibi yerel seçimlerin arefesindeyiz. 5 yıl boyunca Fatsa'mızı yönetecek kadroları seçeceğiz. Bu sebeple diyorum ki Fatsa'mızın yerel yönetim noktasında maalesef çok kötü dönemler yaşıyor. Hala yaşamaktadır. Sağ çalışmalarımda görüyorum. Vatandaşlarımız mutsuz. Esnafımız mutsuz. Pazarcımız mutsuz. Herkes mutsuz şeklinde. İnşallah biz geldiğimizde bu sorunları tek tek çözmeye gayret edeceğiz. Fatsa'mızın artık kaybedecek değil 5 ay 5 günü yoktur. Gece geçen günlerde yine burada bu meydanda miting yaptılar. Bir önceki genel seçimde orduya 5 vaatte bulundular. Genel başkan hiçbirini yerine getiremediler. Genel başkan vekili Numar Kurtulmuş kendi partisinin Fatsa Belediye Başkanı adayına tam destek verdiğini söyledi. Diyor ki talep ettiğiniz hizmetleri
Fatsa Belediyesi Başkanımız sekerse Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı yapar. Ondan sekerse biz yaparız. Bizden sekerse Sayın Cumhurbaşkanı yapar. Maşallah. Seke seke gidiyorlar. Yani diyorlar ki kara tren gecikir belki hiç gelmez. Üzülerek söylüyorum ki halka tepeden bakan anlayış güç zehirlenmesi içinde gittiler. Halkın karşısına ceketimizi koysak kazanırız diyorlar. 31 Mart'ta bu anlayışa gerekli cevabı vermeye var mıyız? O yüzden 31 Mart'ta kullanacağınız her bir oy Fatsa'mızın kaderini belirleyecek olduğundan çok kıymetlidir. Bir oyla ne olur demeyin. Rahmetli Genel Başkanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan bir çiçekle bahar olmaz ama her çiçek baharla başlar. Sözüne işaret ettiği gibi kullanacağınız bir oy ile sandıkta bahar çiçekleri açmasını sağlayacaksınız. Aziz kardeşlerim, uzun yıllardır Fatsa'da esnaflık yapmaktayım. Bir kardeşiniz olarak Fatsa'nın sorunlarını çok iyi biliyor ve yakından takip ediyorum. Allah'ın izni sizlerin destekleriyle 31 Mart Fatsa'da seçimleri kazandığımızda biliniz ki sizler kazanmış olacaksınız. Fatsa kazanmış olacak. Yalıköy, Bolaman, Aslan Cami, Ilıca, Hatipli ve 89 mahallemizin hepsi kazanmış olacak. Sadece Fatsa ve mahalle kazanmakta kalmayacak. Fatsa'mızın arka havzasında bulunan Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Kabadaş, Korgan, Kumru kazanmış olacak. Çünkü Fatsa lokasyon olarak hepimizin ortak şehridir. Kıymetli kardeşlerim, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın bizlere yaptığı son konuşmasında sizlerden üç şey istiyorum demişti. Nedir bu üç şey? Heyecan, heyecan ve yine heyecan. Evet, biz bu heyecanla yola çıktık. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Milletvekili seçmeyeceğiz. Sandıklara gittiğimizde 4 adet pusula verecekler. Önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayımdı. Sonra Fatsa Belediye Başkanı, meclis üyeleri, muhtarları seçeceğiz. Ama ne hikmetse yerel seçimleri genel seçimler havasına sokmaktalar. Bir de ortaya beka meselesini koyuyorlar. Belediye başkanı değişecek. Ülkenin bekasıyla ne alakası var? Bunların asıl derdi koltuklarının bekası, koltuklarının. Ama bu düzen böyle gitmez. Mutlaka ve mutlaka değişecek. Sadece sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Bu kardeşinize 31 Mart'ta oy pusulasında birinci olan Saadet Partisi'ne mühürü basın. 1 Nisan'da gelip hep beraber belediyenin vatandaşa kapalı olan kapıları beraber sökmeye var mıyız? Çok değerli aziz Fatsalılar, 1 Nisan'dan itibaren planlı ve programlı çalışacağız. Vatandaşa sunacağımız hizmetler vaktinde, eksiksiz, ihtiyaçlara göre sistematik bir şekilde yerine getireceğiz. İşi ehline vereceğiz. Akrabalık bağım yok diye belediye alınmadığım sözü tarihe karışacak. Yolsuzluk ve israfa geçit vermeyeceğiz. Kaynaklar vatandaşın huzurunu ve refahını arttırmaya yönelik kullanılacak. İhaleler kayırmacılık yapılarak yandaşlara dağıtılmayacak. Gösteriş, lüks,
ve şatafattan uzak duracağız. Ayrımcılık yapmayacağız. Ötekileştirmek yok. Sağcı solcu yok. O parti bu parti yok. O inanç bu inanç yok. Başı açık, başı kapalı yok. Bu ittifak, şu ittifak yok. Sen, ben yok. Biz varız, biz. Biz buna ne diyoruz? Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İdris Naim Şahin'in dediği gibi şu ittifak, bu ittifak değil, yaşasın Ordu İttifakı, yaşasın Fatsa İttifakı. Kardeşlerim, anlatılacak konu çok, sorun çok ama inşallah 1 Nisan'dan itibaren birlikte kol kola girerek dertleşeceğiz, dertleneceğiz. Şimdi fazla vaktinizi almak istemiyorum. Seçime 5 gün kaldı. Sizlerden bir isteğim olacak. Buraya gelemeyen, bizi dinleyemeyen kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize selamlarımızı iletin. Bu kardeşlerimiz sizin komşularınız, akrabalarınız, arkadaşlarınız. O kardeşlerimiz Fatsa'mızın geleceği için, üretim için, huzur için, yol ve su için, diğer altyapılar için, tarım için, fındık için, bal için, hayvancılık için, sanayi için, kültür ve sanat için, eğitim için, spor için, pusulada birinci olan Saadet Partisi'ne mühürü basmalarını isteyin. Çare var diyoruz. Çare İdris Naim Şahin. Çare Hüseyin Akot diyerek sözlerime son veriyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hüseyin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Peki Fatsa, az önce ne yaptık? Antrenman yaptık. Maça hazır mısınız? Duyamadım. Duyamadım. Her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir derler. Hazır mısın Fatsa? Memleket aşığı, ordu sevdalısı, ordunun gururu özüne, yurduna, yuvasına geliyor. Dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. Aç bağrını Fatsa, İdris Naim Şahin geliyor. İdris Naim Şahin Başkan geliyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İdris Naim Şahin, siz Fatsalı hemşehrilerini sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyor. Merhaba Fatsa. Güzel Fatsa'nın güzel insanları, hepinize tek tek merhaba. Gözün aydın vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim ama. Vermem seni ellere, masa üstüme kalksa, sürmelim ama. Oy Mehmet'im, Mehmet'im,
kültür şehri, ticaret şehri, sanayi şehri, dostluk şehri Fas'a, yakın ilçelerine, Kumru'ya, Korgan'a, Aybastı'ya, Kabataş'a, Çatalpınar'a, Çamaş'a öndeş, Ünye'ye kardeş, Altın Ordu'ya yoldaş Fas'a. Yeşil Fas'a, güzel Fas'a. Fas'amızın asil, vakur, vefalı, dost insanları, sevgili küçükler, saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, Fas'amızın değerli insanları, hepinizi bu büyük buluşmada, bu güzel ve özel buluşmada sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, sevgili hemşerilerim, ordumuzun güzel insanları, Fas'ımızın güzel insanları, ordu coğrafya olarak bizim kaderimiz. Fas'a bizim kaderimiz. Ne güzel kader bu. Hem kaderimiz, hem burada bizim kederimiz ortak, hem sevincimiz ortak. Kader bizi burada yaratmış. Ne mutlu bize, ne mutlu size. Fas'alıyız, orduluyuz. Kaderde ortak, kıvançta ortak, tasada ortak bir şehrin insanları olarak bugün bir dostumuzun, bir yakınımızın değerli eşlerinin cenazesine katılacağız öğle vaktinde. Bu vesileyle dün kaybettiğimiz Zennure Yangın hanımefendiye Allah'tan rahmet dilerken, onunla birlikte Fas'ımızın, bölgemizin, memleketimizin, hepimizin bütün geçmişlerini de rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Değerli dostlar, değerli hemşerilerim, Fas'ımızın, ordumuzun güzel insanları, biz, siz, hepimiz aynı toprağın, aynı coğrafyanın çocuklarıyız. Bir parmağın ele bağlı olduğu gibi biz de bu toprağa bağlı insanlarız. Biz bir ağacın dalları gibiyiz. Biz bir çınarın yaprakları gibiyiz. Biz bir sazın telleri gibiyiz. Aynı sesi veririz. Fas'ın insanları, ordunun insanları doğuştan kardeş insanlardır. Fas'ın, ordumuzun insanları birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Et tırnaktan ayrılmadığı gibi, ayrılamayacağı gibi biz birbirimizden ayrılamayız. Biz hepimiz güller açan fidanın dallarıyız. Bize kimse ayıramaz. Değerli Fas'lı kardeşlerim, ordulu hemşerilerim, bugün tarihler 25 Mart'ı gösteriyor. İçinde bulunduğumuz ay ve hafta bir seçim dönemini ifade ediyor. Türkiye'de seçimin iki gündemi var. İki gündemli bir seçim yaşıyoruz. Bir, yukarılarda, yükseklerde bir gündem var, bambaşka bir gündem. Bir de aşağıda bir gündem var, halkın gündemi, gerçek gündem var. Biz bu iki gündemden birinin yanıltıcılığına düşmeden, birinin tuzağına düşmeden halkın gündemiyle, gerçek gündemle bu seçim dönemini idrak etmeye çalışıyoruz. Ben de sizler gibi
gerçek gündemden yana olan bir ordulu kardeşinizim. Gerçek gündemden yana sizler gibi derken aslında Ordu halkının, Fatsa halkının gerçek gündemi yakaladığını bir kez daha ifade ediyorum. Siyasetin sanal gündemi, siyasetin yapay gündemine aldanmadan, kanmadan, kandırılmadan sizlerle birlikte bugün 30. gün 23 Şubat'tan itibaren devam eden siyaset yolculuğumuz, yerel siyasetteki yolculuğumuz hız kesmeden, ara vermeden sabahın 9'undan akşamın gecenin 11'ine kadar her gün devam etti. Meydanlarda, sokaklarda, salonlarda, televizyonlarda, dükkanlarda, her yerde halkımızla, sizlerle buluşmaya ve konuşmaya devam ettik. Yeri geldi, yüz yüze gelemedik. Yeri geldi, ellerimiz yetişmedi ama gönüllerimiz buluştu. İşte şu anda olduğu gibi balkonlarında, dükkanlarında bizi izleyen dostlarımızla el ele selamlaştık. Ellerimizin işaret ettiği yerde gönüllerimiz buluştu. Siyaseti eller bir, gönüller bir diyerek çıktığımız yolda gerçekten böyle yaptık. Elini bize uzatan, gönlünü bize açan Fatsa insanımıza, Ordu insanımıza milyonlarca teşekkürler olsun. Selam olsun, saygılar olsun, sevgiler olsun hepinize. Uzaktakine, yakındakine, Mesudiye'dekine, İkizce'dekine, Yoğunoluk'takine, Yeşilce'dekine, her yerdekine selam olsun, saygılar olsun. İşte 19 ilçemizin tamamında, 29 beldemizde buluşmalar yaparak kar demeden, fırtına demeden, bora demeden, tipi demeden, saldırı demeden, çamur demeden, çökek demeden yolumuza devam ettik. Birilerinin gündemi farklı olabilir. Birileri bu siyaset buluşmasında sizinle bizim diyalogumuzda yancılık yapmaya kalkışabilir. Kahvehanede yancıların hakları var ama bu meydanda yancılara yer yok. Bu meydanda yancılara yer yok. Hak yok. Değerli dostlar, Fatsa'mızın güzel ve asil insanları, biz gerçek gündemle yürümeye devam ediyoruz. Gerçek gündem nedir? Ordu'da gerçek gündem nedir? Tokat'ı, Samsun'u bilemeyiz ama benzerdir. Her yerde bir gerçek gündem var. Patates, soğan her yerde var. Daha doğrusu yok. Var dediysem gündemi var. Kendi yok, aranıyor. Millet kuyrukta arıyor. Gerçek gündem bu. Ama Fatsa'da fındığın kışa doğru girerken açıklanan fiyatı var. Acaba eskiden Ağustos ayında toplanan fındık şimdi 2 ay sonra Ekim'in sonunda toplanıyor da Fatsa'nın haberi mi yok ki Kasım'da açıklanıyor? Gerçek gündem bu. Gerçek gündem bu. Sanal gündemlerle şu parti, bu parti, şu bölge, bu bölge, A mezhebi, B mezhebi diyerek bu milleti birbirinden ayırıp birbirine vuruşturarak oyuna son mu? Biz Fatsa'nın, Ordu'nun gerçek gündemiyle meşgulüz. Gerçek gündem nedir? Tarım her yerde olduğu gibi Fatsa'da sıkıntıya girmiştir. Başta fındık olmak üzere. Ticaret sıkışmıştır. Esnaf kan ağlamaktadır. Berberin dükkanına daha önce 20 kişi tıraşa gelirken, randevuyla gelirken, şimdi berber
kapıda bir müşteri geliyor mu diye kapının aralığından bakmaktadır. Böyle bir ekonomi kaldırılamaz. Kasap müşteri beklemektedir. Gerçek gündem nedir? Gerçek gündem Fatsa'nın çevre yoludur. Çevre yolunun konuşulmasıdır. Fatsa çevre yoluna muhtaçtır. Artık bunun acilen projelendirilmesi ve gündeme alınması zamanı gelmiştir. Geçmeden herkes dikkatini ortaya koymalıdır. Sorumluluğunu ifade etmelidir ve bu konuyu paylaşmalıdır. Gerçek gündem nedir? Gerçek gündem ulaşımdır. Köylerimizin, grup yollarımızın ulaşımıdır. Eksiklerini tamamlamak belediyeler olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Gerçek gündem nedir? Fatsa'da da, Ordu'da da, Ünye'de de sanayi sitelerinin, küçük sanayi sitesi, organize sanayi sitesinin sorunlarıdır. Üretimin arttırılmasıdır. İstihdama imkan sağlanmasıdır. İşsizliktir, işsizlik. İşsizlik oranı her ay artıyor. Genç işsiz nüfusu %30'lara tırmanmış. Normal işsizlik nüfusu oranı %15'lerden %20'lere doğru gidiyor. Gerçek gündem budur. Bunun üzerinde konuşulmalıdır. Merkezi de, yereli de, herkes birbiriyle tartışmayı, birbiriyle didişmeyi bırakıp el ele ortak aklı ortaya koyarak, sorumluluk alarak, birbirimizle birleşerek, bütünleşerek çözüm üretmeliyiz. Bu ülke bizim, bu şehir bizim, bu Fatsa bizim. Başka bir yer yok. Biz burada huzur içerisinde, barış içerisinde kalkınmamızı ve rahatımızı yapmak, yaratmak durumundayız. Bizi bizden başkası da idare edecek değil. Kendi yönetimimizi Fatsa'dan, kendi yönetimimizi Türkiye'den güven içinde, güveneceğimiz şekilde oluşturmamız lazım. Bunun başka yolu yok. Bu dünlerde böyleydi. Bugünlerde sıkıntı yaşıyorsak sıkıntıyı sıkıntıyla çözmek, sıkıntıyı tartışmayla çözmek, sataşmayla çözmek, iftirayla çözmek mümkün değildir. Sorun varsa çözüm üretilmelidir. Bir takım sorunlara çözüm süreci üretirken bu sorunlara da çözüm üretmek gerekir. Çözüm süreci işte tam da şimdi lazım. Sıkıntıya girdiğimiz ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik sıkıntıya girdiğimiz dönemde işte Türkiye'nin büyük çözüm sürecine ihtiyaç vardır. Biz büyük çözüm sürecinin Fatsa bölümünü, Ordu bölümünü inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Evet mi? Fatsa'nın gerçek gündemi şehir içinde yerleşik galericilerin bir bölgeye, bir organize alana taşınmasıdır. Fatsa'nın pek çok gerçek gündemi vardır. Fatsa'nın bir başka gerçek gündemi vardır ki Fatsa Spor'dur. Fatsa Spor! Gerçek gündem budur. Bunu konuşalım. Buna çözüm bulalım. Gençliği spora teşvik edelim. Gençliğin kötü yollara, uyuşturucuya, fuhşa, kumara, teröre gidişini önleyici, intihara sevk edilmesini önleyici tedbirlerden en önemlisi olan sporu sahiplenelim. Sporu konuşalım. Fatsa Spor'u konuşalım. Ünye Spor'u konuşalım. Ordu Spor'u konuşalım. Fatsa'mızın PKK'yı bitirdik de. Valla sonlarını
toprağa gömerken birileri geldi kaçırdı. Değerli dostlar, gençlerimiz. Şimdi biz belediyeciliği, hani seçimde başlamadık belediyeci olmaya. Hani birileri gibi bu belediye nedir? Kaç harften oluşur? Adı nedir? Lügattaki karşılığı nedir? Kanunu nedir filan? Bunları biz seçimde aday olanlar gibi başlamış değiliz ha. 23 yaşından beri belediyeciliğin içinde olan, belediyeciliği yapan, yöneten, denetleyen, kitabını yazan, kanununu yazan bir kişi olarak belediyecilik bizim işimiz. Bizimle her konuda kimse yarışamaz. Ama belediyecilikte galiba kimse yarışamaz. Hiç kimse yarışamaz. O yarışa kalkmasınlar. Zaten şu anda da 30 günde tur bindirdik. Tur! Tur bindirdik. Tur! Şimdi nedir bu belediyecilik? İleri belediyecilik artık. Geri giden belediyecilik değil. Bizim sloganımız ileri belediyecilik, daha ileri belediyecilik, vizyon belediyecilik, fark edilen belediyecilik, kaliteli belediyecilik, 3 senede bir değiştirilen kaldırımı olmayan belediyecilik, yerin altında ne yapıldığı bilinmeyen belediyecilik değil. Yapıldıktan sonra 30 yıl bozulmayan yol belediyeciliğidir bizim belediyeciliğimiz. Bizim belediyeciliğimiz Fatsa'mıza bir yukarıdan bakış, bir güzel bakıştır. Güzel ordu derken güzel Fatsa bakışıdır. Yaratmış Yaradan ezelden güzel bu Fatsa'yı. Bir tarafında Elekçi, öteki tarafında Bolaman. İki ırmağın arasında bir toprak. Kaderimiz olmuş. Adeta yukarıdan baktığında bir kuğunun kanatları gibi salınıyor Karadeniz'e. Sağında Bolaman, solunda Elekçi. Yukarıdan aşağıya süzülen nazlı bir gelin gibi yeşil Fatsa. Güzel Fatsa. Burayı sevmek, bir yeri sevmek şartsa bizim sevgimiz Fatsa! Ve şehir merkezi birazcık sıkışık. Nefes alma noktaları oluşturmak lazım değil mi bu şehirde? Birileri gibi sanki burası düz ovaymış, üzerine hani sitelerin yaptığı gibi, site satıcılarının binayı yapmadan yaptıkları gibi maket evler yapıp gösteriyorlar ya. Şimdi birileri de sanki buralar düzmüş gibi maket şehirler gösteriyorlar. Olmaz, olamaz. Bu binaları yok edemeyiz. O halde restore edeceğiz. Nefes noktaları açacağız. Bu şehri rahatlatacağız. Yaptık mı? Yaptık. Kulakları çınlasın. Hüseyin Anlayan'a teşekkür ediyorum. Sözümü tuttu. Burada nefes noktaları açtı. Yeter mi? Yetmez. Daha da açmak lazım. Fatsa'da da, Ünye'de de, Altınordu'da da nefes alıcı noktalar, küçük adalar açmamız lazım. Tıpkı kalbi tıkanan bir kişinin bypass operasyonu gibi. Bu şehirlerin kalbi ve ciğeri biraz sıkışmıştır. Nefes aldıracağız, operasyonlar yapacağız. Ama gerçekten yapacağız. Paramız kadar yapacağız, ikna ederek yapacağız, tartışmadan dostluk içerisinde yapacağız. İşte Elekçisi, Bolaman'ı tertemiz bir Fatsa, nefes alma noktaları oluşmuş bir Fatsa, çatısız, boyasız, sıvasız binası olmayan bir Fatsa, sahili güzel, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bir Fatsa ne güzel olur değil mi? Denizden de baksan güzel, havadan da baksan daha güzel bir Fatsa. Bizim ileri belediyecilik vizyonumuzdur. İnşallah Fatsa halkıyla beraber
Bunu yapacağız. Evet mi? Sağ olun. Değerli dostlar, Fatsa'mızın güzel insanları. İşte ben böyle bir Fatsa'yı, böyle bir güzel Fatsa'yı, bir kuğu güzelliğiyle Karadeniz'e doğru sağ kanadı Elekçi, sol kanadı Bolaman olan, süzülen, güzel, yeşil, modern bir Fatsa'yı hayal ediyorum. Ben ve Hüseyin Akut böyle bir Fatsa'yı, böyle bir Fatsa'yı vaat ediyoruz. İnşallah, inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Değerli dostlar, Fatsa'mızın güzel insanları. Sizlerle bugün bu sohbetimiz biraz heyecanlı oldu değil mi? Ses de azıcık bize itiraz ediyor galiba ama olsun. O sese diyorum ki ses cayma, pes etme. Benim yüreğim pes etmiyor. Ciğer sen de çalış diyorum. Sen de idare et vaziyeti. Çünkü burası Fatsa. Buradan ben kolay ayrılamam. Ancak ezan vakti beni bitirir burada diyorum. Ya. Bir nefeslenelim. Bir yudum su müsaadenizle. Değerli dostlar. Hakikaten dostsunuz. Ben sizin dostluğunuzdan asla şüphe etmiyorum. Ve inanıyorum ki siz de benden hiç şüphe etmiyorsunuz. Hani bize eskiden Ünye sokakları biraz güvenli gelirdi ama şimdi Fatsa sokakları benim için daha dost ve güvenli. Selam Fatsa, sevgiler Fatsa, sağ olun Fatsa. Bizim için her yer Fatsa. Mesudiye'de Fatsa, Akkuş'ta Fatsa, Gülyalı'da Fatsa, Kabadüz'de, Ulubey'de, Gölköy'de, Gürgentepe'de, Çamaş'ta, Çatalpınar'da, Kabataş'ta, Aybastı'da, Kumru'da, Korgan'da, Ünye'de, İkizce'de, Çaybaşı'da, Perşembe'yi de unutmayalım. Bize her yer Fatsa, bize her zaman Fatsa. Ve değerli dostlar, bu Fatsa'mız çok değerli bir coğrafya. Kadim tarihin şehri, kültür şehri diye sözlerime girdim, başladım. Bu değerli Fatsa'mızda çok büyük maneviyat önderleri gelmiş, geçmişler. Adları ve öğretileri bugün yaşıyor. Öğrencileri de yaşıyor. Onların yolundan giden çok ehli dil, yani gönül insanı, ehli kıble, yani mütedeyyin insan bugün Fatsa'mızda sosyal hayatı, insani ilişkileri yönlendiriyorlar ve destek oluyorlar. Onları yetiştiren, onları bugün bize kazandırmış olan o değerli büyükleri müsaadenizle bir Fatsa buluşmasında ben rahmetle anmak istiyorum. Meşebüklü Hacı Mehmet Efendi, Müezzinoğlu Hacı Hasan Efendi, İslam Dağlı Halil Tatlıgül Hoca Efendi, Fatsalı oğlu Hacı Hoca Ömer Efendi, Arpalıklı Hasan Hoca Efendi ve Hacı Hulusi Baba Efendi, bu Fatsa'mızın değerli maneviyat büyüklerini bugün burada rahmetle, minnetle anıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Onların talebeleri, onların nesilleri bugün Fatsa'mızda ve bölgede maneviyat adına, insani ve medeni değerler adına büyük hizmetler ifa ediyorlar. Her şeye rağmen Fatsa'da halk el ele, kol kola, kardeşlik içinde yaşıyorsa biz bunu bu manevi büyüklerimize ve manevi dinamiklerimize borçluyuz. Dolayısıyla bugün de maneviyata, maneviyat eğitimine her alanda eğitim olduğu gibi bu eğitime de büyük önem vermek durumundayız. İnsana ve insanın eğitimine büyük değer ve katkı vermek durumundayız. Değerli dostlar, Fatsa'mızın güzel insanları.
Fatsa'mıza belediye başkanı olarak, siyasetçi olarak hizmet etmiş çok değerli insanlar var. Son 30 yıl, 40 yıllık dönemde. Müsaadenizle onlardan belediye başkanlarımızın tamamını değil ama rahmetli olanlardan bir tanesini özellikle anmak istiyorum. Mustafa Çamaş ismi Fatsa için eziyet çeken, Fatsa'ya hizmet için ceza çekmiş olan rahmetli Mustafa Çamaş'ı ben huzurlarınızda gecikmiş teşekkürü ederek anmak istiyorum. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Ve yaşayan belediye başkanlarımızdan Allah uzun ömürler versin. Son dönemin belediye başkanı kendine göre büyük bir iyi niyet ve gayretle hizmet etmiş olan, hizmetlerinin çoğuna da şahitlik etmiş birisi olarak Sayın Başkan Hüseyin Anlayan'ı da huzurlarınızda teşekkürle anmak istiyorum. Değerli Fatsalı kardeşlerim, siz vefa insanısınız, ben de vefa insanıyım. Bunları söylemek zorundayım. Birbirimizi anlatmak ve yüreklendirmek durumundayız. Hacı Bektaş Veli'nin bir sözünü burada paylaşayım. Der ki, güzel insanları, hizmet insanları anlatın ve tanıtın der. Hacı Bektaş Veli böyle dedikten sonra bizim ne haddimize onları yok saymak. Geç de olsa anacağız, geç de olsa teşekkür edeceğiz. Kendi adıma, Fatsalılar adına. Bu memlekette siyaset yapmış olan, milletvekilliği, bakanlık yapmış olan değerli büyüklerimiz var. Rahmetli olanlar var, hayatta olanlar var. Önce rahmete gidenleri anıyorum. Rahmetli Ata Topaloğlu, Atıf Topaloğlu'nu rahmetle anıyorum. Bakanlık yapmış olan bu bölgenin insanı Ferda Güley'i, ki cenazesine de katılabilmiştim, rahmetle anıyorum. Yine bu bölgenin milletvekilliğini yapmış olan, yakın tarihte kaybettiğimiz Sayın Günay Yalın'ı rahmetle anıyorum. Kendisiyle yüz yüze gelemedik ama telefonla yıllarca iki hemşeri ve dost olarak yaşadık. Mekanı cennet olsun. Yine bu bölgenin aşığı insanlardan birisi. Adaşım, uzaktan da köyden akrabayız. Kendine göre renkli, kişilikli, cesaretli siyasi tavırları olan merhum İdris Sami Gündoğdu'yu da huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ve hayatta olanlara uzun ömürler diliyorum. Fatsa'mızda aramızda olanlardan değerli milletvekillerimiz Sayın Müjdat Koç'u, Sayın Bahri Kibar'ı, Sayın Bahri Kibar'ı minnetle anıyorum. Yine uzun süre bu memlekette sağlık alanında hizmet etmiş, herkesin döneminde büyükten küçüğe tanıdığı operatör doktor Osman Hilmi Memecan'ı da burada rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. Halk adamı bir insan, halk aşığı bir insandı. Yine geldik son ismimize. Adı Sabrın Timsali. Soyadı Fatsa olan bu bölge için, bu halk için, bu şehir için her türlü fedakarlığı, her türlü gayreti göstermiş olan, şahsen dostluğundan onur duyduğum, arkadaşlığından gurur duyduğum Eyüp Fatsa'yı da huzurlarınızda minnetle, şükranla anıyorum. Ve ondan inşallah yakın gelecekte belki de çok daha hizmetler gelsin, olsun diye de temennimi ifade ediyorum. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun değerli Eyüp Fatsa kardeşimizin. Ve değerli dostlar, Fatsa'mızın güzel insanları, maneviyat büyüklerimizi andık.
siyaset emekçilerimizi andık. Fatsa'mızın hayalini inşallah gerçek yapmak için ileri belediyeciliğimizi sizlerle paylaştık. Ülke gündeminin sanalını, Fatsa gündeminin gerçeğini bugün sizlerle ve ordumuzun tüm insanlarıyla, hatta ikinci orduyla, gurbetteki ordumuzla da paylaştık. İnşallah meramımızı anlattığımızı düşünüyorum. Sözün daha fazlası başkalarına söylenir. Fatsa'ya bu kadar söz fazla bile, ama sizlerden özür dileyerek bu kadarını söylemiş oldum. Değerli dostlar, Fatsa'mızın güzel insanları, artık geldik sözün ahrına, yani sonuna, daha Türkçesiyle. Hani biz Arapçasını da biliriz, Türkçesini de biliriz. Lügat anlamını da biliriz, mecaz anlamını da biliriz. Ama birileri sözün mecaz anlamını bilmiyorsa, benim mecazımı yanlış anlıyorsa, ben birilerine o sıfatla bu sıfatla mecaz dersi kursları açacak da değilim. Açsınlar kitabı, açsınlar edebiyat kitaplarını, gitsinler hocalara, öğrensinler, ne yapayım? Mecazdan anlamayana ne denir? Evet, sözün ahırı dedik ya, yani ahır kelam der eskiler, son söz yeniler, yeni kuşak. Diyoruz ki, ordumuzu birlikte büyük şehir yaptık. Birlikte yönetmeye evet mi? Fatsa'mızı daha güzel bir şehir yapmak için 1 Nisan'dan itibaren evet mi? Değerli dostlar, Fatsa'mızın güzel insanları, Hatipli'ye geleceğim. Sükunet, sabır, sabrınızın taştığını biliyorum. Çoğu gitti, azı kaldı, 5 gün kaldı ama Hatipli'ye geleceğim. Neresi selam bekliyor? Burası Fatsa ama. Ha. İstanbul'daki Hatiplili kardeşlerimize Fatsa'dan selam ve davet bekliyorlarmış. Onlara selam olsun, davet yerine geçsin. Tamam mı? Anlaştık. Oldu. Peki. Şimdi daha büyük ordu, daha güzel ordu, tarımda, ulaşımda, sanayide, kültürde, eğitimde, sporda merkez ordu olmak için evet mi? Helal olsun size. Ne diyeyim ben? Sizin bu evetleriniz karşısında vallahi çam başının karı da erir, perşembe yaylasının karı da dayanmaz, yoğun olun karı da dayanmaz Fatsa'nın bu eveti karşısında. Dolayısıyla sözü fazla uzatmayayım, sizi daha fazla yormayayım, diyorum ki, her yerde olduğu gibi, ben sizin evetlerinizden asla şüphe etmiyorum. Aslında sormak da istemiyorum, benim ihtiyacım yok. Ama birilerinin duymasına ihtiyaç var. Evet mi? Evet, birileri duysun. Ben biliyorum, benim şüphem yok. Dolayısıyla o kadar da evet dediniz ki, bu Akçay'ı da geçti galiba. Samsunlular mı duydu, Giresunlular mı duydu, Ankara mı duydu, İstanbul mu duydu bilmiyorum. Evet mi? Helal olsun, hoş olsun. Değerli dostlar, ben sizden asla endişe etmedim. Etmiyorum da, evetinizi de duyması gereken yere duyurdunuz, mektuplarınıza yazdınız, zarfa koydunuz, pazar günü sandığı bekliyorsunuz, posta kutusuna atacaksınız. Sözüm burasında,
kendimi de sandığı da size emanet ediyorum. Evet mi? Sizi de, siz değerli dostlarımı da inandığımız, güvendiğimiz, sığındığımız yegane tecelligahımız Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız. Ana vardır evlat doğurur, memlekete dert eder. Ana vardır yiğit doğurur, memlekete hizmet eder. Ordunun evladı Yıldız Naim Şahin sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Ordunun her taşında emeği var, orduya göz dikene yerini eder dar. Sen dik dur Fatsa, görecek güzel günler var. Aksa yukarı aksa, ordunun dereleri. Aksa yukarı aksa, vermem seni ellere. Ordu üstüme kalsa, sürmelim ama. Vermem seni ellere, Fatsa üstüme kalsa, sürmelim ama. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. Beni sana kesmişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. Yosun bağlıyor ordunun dereleri. Karayosun bağlıyor kapı delim sevdiğim. Annem evde ağlıyor sürmem ama. Kapı delim sevdiğim. Annen evde ağlıyor, sürmedim ama. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana kesmişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. İnşallah Fatsa Festivali'nde buluşmak, türküleri söylemek üzere hoşça kalın. Dostça kalın, kardeşçe kalın. Sağ olun, var olun. (Gülüyor)
Teşekkürler Fatsa. Herkes de farkında. Fatsa için, ordu için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu memleket hak ettiği hizmetlere yeniden kavuşacak. Allah'ın izni sizlerin desteğiyle hizmet...